Mart'ında öğleden sonra saat 5'i 10 geçe ard arda gelen büyük patlamalarla sarsıldı. Haliç'te Sütlüce sahilindeki bazı binalar havaya uçmuştu. Önce çok şiddetli olan patlamalar sanki bir deprem yaşanıyormuşçasına sonraki 2 gün boyunca azalarak devam etti. Havaya uçan bina bir silah fabrikası, sahibi de Osmanlı İmparatorluğu'nun son senelerindeki en güçlü adamı olan Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın 8 yaş küçük kardeşi Nuri Killigil. Nuri Killigil, Nuri Paşa yahut Bakü Fatihi diye bilinirdi ve film gibi maceralı bir hayat sürmüştü. Seneler önce veda etmişti ve yeni bir iş yapması gerekiyordu. Paşa, fabrikatör olmaya karar verdi. Zeytinburnu'ndaki büyük bir kömür atölyesini satın alıp madeni eşya fabrikası haline getirdi. Fabrikasını daha sonra Sütlüce sahiline taşıdı ve daha da büyüttü. Resmi olarak madeni eşya imal ediyordu. Ama asıl üretimi Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği izinle yapılan silah üzerindeydi. Ve fabrikada tabanca, tüfek ve hatta havan topu mermisinin yanı sıra gaz maskesi ile başka askeri malzemeler de yapılıyordu. Paşa, fabrikasının ürünlerini orduya da satıyordu. Ama daha sonra fiyat konusunda anlaşmazlık yaşanması üzerine imal ettiği askeri malzemelerin çoğunu yurt dışına talep eden memleketlere göndermeye başladı. ...1949'a gelindiğinde bazı Arap ülkelerinden ve Pakistan'dan siparişler almaya başladı. O günlerde yeni kurulmuş olan İsrail ile savaş halinde olan Mısır, Suriye ve İngiliz hakimiyetlerinin sona ermesiyle Hindistan'dan ayrılıp devlet olarak ortaya çıkan Pakistan silah bulmaya uğraşıyor ve Sütlüce'deki fabrika siparişleri karşılayabilmek için gece gündüz çalışıyordu. BM, Güvenlik Konseyi Mısır ile Suriye'ye silah satışını yasaklamıştı ama sevkiyat yasağı rağmen devam etti. 2 Mart 1949'da öğleden sonra saat 5'i 10 geçe Sütlüce'deki fabrikada ardarda patlamalar meydana geldi ve neredeyse tamamı havaya uçtu. İki patlama atölyede olmuş, daha sonra cephane deposu da yok olmuştu ve patlamalar 2 gün boyunca devam etti. Nuri Paşa da o sırada fabrikadaydı. Ceset parçaları Sütlüce'nin yüzlerce metre ilerisine yayılmıştı. Ama günlerce aranmasına rağmen Nuri Paşa'nın cesedine ait hiçbir şey bulunamadı. Kaç kişinin can verdiği bile belirlenemedi. Ölü sayısı resmi raporlara 27 olarak geçti ve Nuri Paşa'nın yerine sembolik olarak boş bir tabut defnedildi. Soruşturmanın ardından hazırlanan raporda patlamalara laboratuvardaki bazı maddelere sıçrayan elektrik kıvılcımlarının sebep olduğu yazılıydı. Ama ortada çeşit söylenti vardı. Halk, Nuri Paşa'nın Mısır ile Suriye'ye silah satması yüzünden fabrikanın bu memleketlerin düşmanları tarafından hazırlanan bir sabotaja uğradığını inanıyordu. Konu daha sonra meclise intikal etti ve görüşmeler sırasında bazı milletvekilleri de hadisenin örtbas edildiğini söylediler. Tarihimizin en büyük yenilgilerinden birine uğrayarak çıktığımız 1. Dünya Savaşı'ndaki birkaç zaferimizden birinin kumandanı olan Nuri Paşa'yı merak ettiğiniz takdirde sadece birkaç satırlık bilgi bulabilirsiniz. O kadar Azerbaycan'da kahraman olarak kabul edilen paşadan bizdeki ansiklopedilerde bile pek bahsedilmez ve adına sadece bazı ihtisas kitaplarında rastlanır. O kadar. İşte sebebini ve sorumluluklarını 62 seneden buraya bir türlü ortaya çıkaramadığımız, üstelik artık unuttuğumuz bizim 11 Eylül'ümüz. İmal ettiği tabancaya kendi adını vermişti. Evet, Sütlüce'deki kömür deposuna seri üretim yapabilen bir silah ve mühimmat fabrikası haline getiren Nuri Paşa, fabrikasına kendi adını verdiği ve patenti kendine ait olan tabancalarda imal etmişti. 9 mm çapında ve Nuri Paşa tabancası diye bilinen silahın modeli Paşa tarafından bizzat çizilmişti. Nuri Paşa'nın ağabeyi Enver Paşa'nın torunu olan Osman Mayatepe tabancasının hiç kullanılmamış bir örneği yedek şarjörleri,
mermileri ve namluluğu temizlemeye yarayan harbisi ile bundan birkaç sene önce İstanbul'daki askeri müzeye bağışladı. Silah şimdi müzede sergileniyor.